Kahramanmaraş'ta bir telefon tamircisine bataryası şişmiş halde getirilen cep telefonu, arka paneli çıkartılması için bırakılan ısı makinesinde bomba gibi patladı. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Bataryanın niye oymuş? Müşterimiz cihazın bataryası şiş olarak getirdi bize. Biz de arka paneli sökebilmek için cihazı burada fırınımıza koyuyoruz. Orada ısıtıp arka panelini söküyoruz. Ama batarya aşırı derecede şiştiği için, yani son hattına geldiği için ısıyı da yiyince genleşip patlama yaptı. Patlama bundan kaynaklı. Ama bunun esas ana sebebine bakacak olursak, genelde sıvı, darbe veya cihazların şarjdayken çok fazla kullanılıyor olması. Mümkün olduğu kadar cihazlarımızı şarja taktığımızda elimize alıp çok fazla şarjda oynamayalım cihazlarla inşallah. Ya o patlama anında zaten önce ben sesi duyar duymaz hemen yerimden fırladım. Çünkü bir alev çıkabileceğini düşünüyordum. Fırından cihazı aldım. Cihazın halini gördünüz zaten, siz de gördüğünüz gibi artık kullanılamayacak durumda. Yani ilk yapılacak şey bu tür pozisyonlarda, yani Allah muhafaza bu müşterinin elinde de olabilirdi. Çünkü batarya son hattına gelmiş, artık iyice genleşmiş. Mümkün olduğunca şişmeye başladığında en yakın teknik servise götürüp cihazlarına müdahale ettirsinler. İlk defa batarya patlayışını canlı olarak gördüm. Sadece televizyonlarda görüyorduk. Müşterimiz bataryasını şiş bir şekilde getirmişti. Biz değişim için almıştık. Arkanda bulunan makineye koymuştuk. 5 dakikalık bir süre içinde telefon bataryası direkt patladı, şiş olduğu için. Çok korktuk tabii ki. Çevredeki arkadaşlar da direkt dükkanımıza gelmişti. Ondan sonra herkes korktu tabii ki. Biz de burada korktuk. Son olarak dediğim gibi bataryaların şarjda oynamamasını tavsiye ediyoruz. Bir gün elinizde de patlayabilir. Önlem almak için bataryalarda şarjda oynamayın.